Geri dönersek, master doktora için gittik. Üniversiteyi nasıl seçebiliriz? Biraz araştırma konusunda bize ödev düşüyor. İnternetten araştırabiliriz. Bir Fulbright'ın sunumuna katılmıştım ben. Onlar bazı web siteleri önermişlerdi. Petersons.com, gradschools.com. Buralarda özellikle büyük ihtimalle Amerika ağırlıklı olmak üzere lisansüstü eğitim veren okullar hakkında detaylı bilgiler var. Her okulun kendi web sitesinden de elbette bilgi alabilirsiniz. Özellikle başvurmayı düşündüğünüz bölümlerin sayfalarına girip. Ama burada kıyaslamalı şeyler de olabiliyormuş. Yine Amerika özelinde US News Rankings diye Google'da aratırsanız bu US News'te ilk 500, ilk 1000 Amerika'nın bütün sıralamaları yer alıyor her yıl ve her konu başlığı özelinde. Buralardan bilgi alabilirsiniz. Fulbright'ın sunumunda yine bahsetmişlerdi. Birebir ücretsiz danışmanlık hizmeti de veriyorlarmış. Yine yurt dışı başvuruyla ilgili sorularınız olduğunda belki Fulbright'ın web sitesinden, telefonundan, e-mailinden ulaşabilirsiniz. Onlar çünkü kendileri ODTÜ'de yaptıkları bir sunumda ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden bahsettiler. Bir de bir web sitesinden daha bahsettiler. Burada da hangi üniversiteler akredite edilmiş eğitimleri, tescilli, onaylı, bunlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Yani başvurmayı düşündüğünüz üniversite dünya çapında tanınmayan, diploması geçersiz bir üniversite ise oraya gitmek çok da doğru olmaz. Boşuna emeğinizi sarf etmiş olursunuz. Buralardan bilgi alınabilir. Bu, yani sıralamalar, karşılaştırmalar, belli konudaki hoca sayıları, bunlar etkili olabilir. Bunun dışında stratejik tercihler yapabilirsiniz. Mesela Silikon Vadisi'ne yakın Kaliforniya bölgesinde bir üniversitede eğer yüksek lisansımı, doktoramı bitirirsem iş bulma imkanım çok artabilir gibi. Yani biraz bölgeye göre, çalışmak istediğiniz bölgeye yakın okullar olabilir. Bütçeye göre olabilir. Başvurular çünkü belli bir bütçe gerektiriyor. Her okula başvurmak 50-100 dolar, belki biraz daha fazla bir başvuru ücreti var. Bunun dışında bazı sınavlara girmenizi istiyorlar, TOEFL, GRE gibi. Bunların hepsi biraz masraf. Üniversitelerin kaç üniversiteye başvuracağız bunları seçerken bütçenize göre de bir sayı belirleyip bu sayının içinde üniversitelere karar verebilirsiniz. Ben iklimine göre üniversite seçen arkadaşlarım da oldu. Yani güzel bir iklim olsun, çok sıcak olmasın, çok soğuk olmasın, böyle rahat, keyifli gibi. Bir de bazı hocalar bazı alanlarda çok dünya çapında tanınmış insanlar olabiliyorlar. Mesela Sebastian Tran, Google'ın otonom arabasının geliştirilmesindeki en önemli kişilerden birisi. Mesela öyle bir hoca hangi üniversitede olursa olsun kendi alanında mutlaka ses getirecek çalışmalar yapıyor. Böyle hocalar, ilgi duyduğunuz hocalar, birlikte çalışmak istediğiniz hocalar olursa onların da onlarla iletişime geçip öğrenci kabul edip etmediğini sorabilirsiniz. O şekilde onların bulunduğu yerlere başvurabilirsiniz öğrenci kabul ediyorlarsa. Dolayısıyla çok farklı kriterlerde okul belirleyebiliriz. Yine akrabalarımızın olduğu yer, ailemize yakın olan yer gibi seçenekler de bunların içinde. Bölümdeki hocalarımız çok değişik yerlerden geliyorlar. Çok değişik okullarda okumuşlar. O okullar hakkında bilgileri yine hocalarımızdan randevu isteyip sorabilirsiniz. Her hocanın çok iyi bildiği, mezun olduğu okullar var. Bilgi almak için biraz işte bizim bu zahmete katlanmamız gerekiyor. Bir arayış, bir liste oluşturma, bu listeden en beğendiklerimizi seçme gibi burada sizi bekleyen böyle bir üniversite seçim çalışması var bu süreç içinde, başvuru süreci içinde. Kaç okula başvuralım? Yine bu biraz bütçeyle de aslında alakalı, bir sonraki maddeyle de başvuruların bütçesi. Her okul bir başvuru ücreti istiyor. Bunun dışında her okul olmasa da çeşitli okulların istediği bazı sınavlar var. TOEFL ya da IELTS gibi İngilizce bilginizi, sonuçta biz İngilizceyi ana dil olarak değil, ek bir dil olarak konuşuyoruz ve eğitim dili İngilizce olan bir yere başvurduğumuzda bizim İngilizceyi ne kadar bildiğimiz hakkında bir test derecesi istiyorlar, bir test sonucu istiyorlar. Dolayısıyla bazı okullar, hepsi değil, bazı okullar bu sınava girmenizi, bunun sonucunu yollamanızı isteyebiliyorlar. Yine lisansüstü eğitim, bizdeki ALES benzeri, dengi, GRE sınavı var. Burada da ben girdiğim zamanlar 3 bölümü vardı bunun. Kuantitatif, analitik, bir de verbal olarak. Verbal yine biraz
İngilizce edebiyat bilgisi ölçtüğü için genelde verbal kısmını ana dil İngilizce olan kişilerin verbal sonuçlarını daha çok değerlendiriyorlardı. İngilizceyi yabancı dil olarak konuşanların dil bilgisi için diğer sınavlardan faydalanıyorlardı. Kuantitatif ve analitik de sizin analitik düşünme yeteneği, zihninizin problem çözme yeteneği gibi mantık soruları, bulmaca tarzı sorular, matematik, istatistik gibi soruların sorulduğu, sizi değerlendirilen bir sınav. Bizim ALES sınavımızın hemen hemen karşıtı. Dolayısıyla bazı üniversiteler bunları da bekliyor. Bazı üniversitelerin hiçbir sınav beklentisi yok. Gittiğinizde kendi İngilizce sınavlarını kendi yapabiliyorlar bazı üniversiteler. Eğer eksiğiniz olursa size İngilizce dersler almanızı tavsiye edebiliyorlar. Yine bazı üniversiteler bunu da istemiyor. Onun yerine başka özgeçmişinize, transkriptinize, notlarınıza bakarak karar verebiliyorlar. Dolayısıyla bu sınavlar aslında bir masraf. Bunlar için bir bütçeniz olması gerekiyor. Onun dışında biraz uğraşıyorsunuz, referans mektuplarınızı alıyorsunuz, tamamlıyorsunuz. Bunlar için bir de başvuru ücretleri falan, bir ücret var. Onu bütçenizi belirledikten sonra bu bütçe içinde okulları artık sığdırmaya çalışabiliriz. Ben yine kişisel olarak eğer Amerika düşünüyorsanız oradan iyi okullardan böyle ilginizi çeken bir iki tane, belki kabulünüzü garantilemek için biraz daha alt sıralarda, listelerde olan bir okul yine belki eklenebilir başvuru listenizin içine. Avrupa'ya ilgi duyuyorsanız oradan yine iyi okullardan ve belki yine mutlaka gitmeyi düşünüyorsanız kabulü garantileyebilecek biraz daha alt sıralarda bir okul tercihi. Ve bir iki tane de en azından Türkiye'de okula başvurursanız bunların hangisi ya da hangileri olumlu dönüş yaparsa bunu çok rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Yine dediğim gibi bir yere kabul aldıktan sonra orada eğitime başlayıp yatay geçişler yapabilmek ya da gittiğiniz yerde eğitimi bırakıp iş hayatına geçebilmek gibi seçenekleriniz de var. Dolayısıyla bu bütçeniz oranında sizin opsiyonlarınızı geniş tutabilecek bir seçim yapmak mümkün. Ben 5 yere başvurmuştum. Hepsi Amerika'daydı. Bir tane de ODTÜ'ye başvurmuştum. Onlar içinden kabullerden kendi opsiyonlarım genişti. Oradan istediğimi seçebildim. Dolayısıyla seçeneklerinizi böyle geniş tutmak, bütçeniz el verdiği ölçüde avantajlı olabilir. Minimum bir okula başvuran kişiler duydum örnek olsun diye. Yani burası olursa olur, olmazsa ben zaten okumayacağım gibi. Maksimum 20 okula başvuranı da gördüm. Oldukça geniş bir skalada şey yapmış. Bunlar duyduğum böyle minimum maksimum sayılar. Bütçeden zaten kısmen bahsettik gibi. Sınav ücretleri. Başvuru materyalini tamamlamak için biraz koşturmaca yapıyorsunuz, bazı belgeler çıkartıyorsunuz, resmi transkriptler belki ücret karşılığı veriliyor olabilir, bazı belgelerin resmi versiyonlarını istiyorlar. Bazen noter onaylı İngilizce tercüme, yeminli tercüman onaylı eski diplomalarınız gibi şeyler istenebiliyor. Dolayısıyla o başvuru paketi her okuldan okula değişiyor, sizi başvuru sırasında neler isteyecekleri. Başvurmaya karar verdiğiniz okulların web sitelerinde kabul bölümünde istedikleri dokümanları bulup bir araya getirip oraya bir de göndermek de çok geç kalırsanız hızlı postayla gönderiyorsunuz. O da büyük bir masraf. $50, $40 gibi DHL, UPS gibi 3-5 iş günü içinde götüren şeyler. O yüzden aslında bu semineri biraz da erken yapıyoruz ki geniş geniş bu hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde bir bütçe var. Az buzda değil. Her bir sınav $100-200, her bir başvuru ekstra bir $50-100 ve bunun dışında da bir sürü hazırlamanız gereken resmi evrak var. Süre olarak da bütçe olarak da bir önemli bir meblağ.